Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil mürselin. Allah Hak Subhanehu ve Teala'ya hamdü sanalar. Peygamberimiz Muhammed Mustafa'ya salavatü selamlar olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem aziz yurttaşlar. Allah Hak Subhanehu ve Teala'nın merhametiyle bütün alemdeki mümin Müslümanlar intikip kütken Ramazan ayiga, barcha oylarning sultoni bo'lmuş rahmat oyiga ham sog'-omon yetib keldik. Buning uchun albatta Allohga cheksiz shukronalar aytamiz. Alloh nasib qilsa, ertangi kundan butun musulmon olamiga Ramazon oyi kirib keladi. Ramazon oyi bu rahmat oyidir. Ramazon oyi bu mag'firat oyidir. Ramazon oyi bu do'zaxlardan panoh beradigan Allah Hakk Azze ve Celle günahlarını mağfiret kılıp yuvup yuvaradığın aydır. Bana şimdilik tabarruk ayıya nasip kılgen Allah'a şükranalar aytar ekenmiz, fırsattan faydalanıp siz azizlerini, barça yurdaşlarımızını, mumin musulmanlarını, Uzbekistan Müslümanları İdarası, Ulamalar Kengeşi namıdan, barça yurtimizdeki alimler namıdan, şahsen özümlü namımdan, çin kalbimle mübarek vat etemiz. Allah Hakk Azze ve Celle hanedanlaringizge feyzu barakat versin. Ramazan ilahım yurtimizge bereke alıp geledigan, tinçlik ve afiyetini yine de kupaytırışke sebep boledigan aylardan buluşunu nasip kılsın. Ramazan ayı kiriş münasebeti bilen hursançiligimiz üstüge yine bir hursançilik, şadligimiz üstüge yine bir şadlik buldu ki, kunu keçe muhterem prezidentimizin Ramazan ayının münasip ötkizish doğrusudaki kararları elan kılındı. Ramazan ayının milli kadriyatlar, dini urfu adetlerine münasip tantanali ve kütarenki keyfiyeti ötkizişlik için alohida karar kabul kılınışlık fakat yine bizning yurtimizde, bizning yurtimizning rahbari tomonidan bo'larkan. Bu Allah Hakk Azze ve Celle'ni bergen en katta nimetlerden biridir. Ushbu kararda belgilengen vazifelerini yurtimizde icra kılışlık, yana da Ramazon oyini ko'tarinki kayfiyati o'tkirishga sabab bo'ladi. Chunki ayni mana shu qarorda mehr-muruvvat, saxovat, bir-birimizga yaxshilik qilish, qadimdan kelgan siylay rahim va bir-birimizga bo'lgan eng go'zal munosabatlarni aks etgan qaror bo'ldi. Buni hayotga tatbiq qilar ekanmiz, Ramazon oyida albatta har bir azizlarimizning qalbida yanada ko'tarinki kayfiyat, yanada xursandchilik rivoj bo'lgay. Biz Ramazan ayıda turar ekanmiz, rahmet mağfiret ayıda turar ekanmiz, Allah Hakk Azze ve Celle'ni bergen her bir nimetige şükrana kılıçligimiz gerek. Allah Kur'an-ı Kerim'de etedi ki, Estaizu billah, ve emme bi ni'meti rabbike fahaddith. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sizge bergen Allah'ın nimetlerini başkalarga gapirin dedi. Allah bergen nimetlerini isleş, Allah bergen nimetlerini ortaklaşış gerek eken azizler. Ve bunun arkasından albatta şükür kılmaklık çıkadı. Çünkü her bir nimetke şükür kılışlıkımız ise bizlerde o şey nimetini yine ziyade buluşlukke sebep kılgen bulamız. Yurtimizde her sahada güzel islahatlar güvahı bul yapmız. Hahu iktisadi bulsun, hahu manevi marifi bulsun, her bir sahalarını karaydıgan bulsak keyingi 5 yıllıkta cüdeyem güzel güzel islahatlarını güvahı bulduk. Aynıysa bugün Ramazan ayıda, Kur'an nazil bo'lgan ayıda turar ekanmiz, azizler, yurtimizde dinin islahatlarını ne kadar maromida, ne kadar maksatki muvafık, ata babalarımız arzu kılgen edik islahatlar bo'layotganiga guvoh bo'lamiz. Şu kunga kadar yurtimizdeki Allah'ın bayti, Allah'a ibadet kıladigan, yeryüzüdeki en tabarruk makon, masjidler sonu 2100'den ziyad bo'ldi. Bu Allah'ta nimet. Undan tashqari azizlar mana shu oxirgi yillarda 70'den ziyod yangi masjidlar ochilib, ibodat uchun yurtimiz namozxonlariga in'om qilindi. Bu juda ham katta marhamat bo'ldi. Bu juda ham katta Allohning ne'mati bo'ldi. 200'den ortiq masjid boshqatdan qayta qurilib, go'zal holatga keltirildi. Eng zamonaviy ko'rinishga olib kelindi. O'tgan ajdodlarimizning qadam joylari, ularning yotgan tabarruk makonlarini obod qilishlik esa tahsinga loyiqdir. Yurtimizning rahbarini tashabbusi bilan yurtimizdagi eng tabarruk bo'lgan makonlar butun dunyo musulmonlarining ko'z o'ngida o'sha makonda yotgan ulamoning hurmatiga loyiq bir holatga keltirilmoqda.
Samarqanddagi bütün dünyaya mashhur bo'lgan faxrimiz İmam Buxoriy hazratlarining ziyoratgohi qayta bunyod etilyapti. Shunday bir holatga keltirilyaptiki, bu joyda bütün dünyadan kelgan mu'min musulmonlar nafaqatgina İmam Buxoriy hazratlarining qabrlarini ziyorat qildilar, balki İmam Buxoriyni qoldirgan ilmiy merosi, ma'naviy boyligidan bahramand bo'ladigan bir ilmiy ziyoratgohga aylanyapti. İnşallah bu yerda juda ham katta bir masjid va İmam Buxoriy hazratlarining ziyorat qilishlik va ularga duo qilib o'tib ketishlik imkoniyati yaratilgan katta bir majmua bunyod etilyapti. Davlatimiz rahbarining o'zlarining tashabbuslari bilan bütün dünyaya mashhur bo'lgan İmam Buxoriy hazratlarining ruhlarini shod qilishlikka harakat bo'lyapti. Ha azizlar, bu yurt, bu vatan o'tgan ulamolarni hurmat qiladigan, o'tgan ulamolarimizning haqlarida doimo hayr baraka duo qiladigan xalqdir. Ayniqsa ular qoldirgan meroslarini tiklashlik, ularning ilmlarini qayta o'qishlik bo'yicha juda ham katta ishlar amalga oshirildi. Jumladan turli maktablar, mana kalom maktabi, fiqh maktabi, aqida maktabi, hadis maktabi kabi maktablar turli viloyatlarimizda ochilib, unda ulamolarimiz ta'lim olib o'sha qoldirgan bobokalonlarimiz, ustoz ajdodlarimiz meroslari o'rganilmoqda. Diniy ta'lim sohasida ham juda katta islohotlar bo'ldiki, bu bir necha yillardan beri orzu qilgan bizning niyatlarimiz, ajdodlarimizning duolari mustajab bo'ldi desek mubolag'a bo'lmaydi. Buxorodagi bütün dünyaga mashhur bo'lgan Mir Aram madrasasi. Bu Mir Aram madrasasi bütün dünyadan kelgan ulamolarning ko'z o'ngida yagona eng oxiriga qadar ulamo yetishtirib bergan va doimiy bütün dünyaga mashhur olimlarni chiqargan ta'lim maskani edi. Davlatimiz rahbarini shaxsan o'zlarini tashabbusi bilan Mir Aram madrasasini oliy madrasa maqomiga aylantirishlik bo'yicha ko'rsatma berildi. Va hozirgi kunda azizlar, Buxoroda endi ikkita madrasa. Bittasi o'rta maxsus bilim yurti bo'lgan Mir Aram madrasamiz va Mir Arab oliy madrasasi oliy mahadi faoliyat yurgizib kelmoqda. Bu Allohning bergan katta ne'mati. Surxondaryoda İmam Termiziy nomli madrasamiz ham o'z faoliyatini boshlab yubordi. Diniy ta'lim yo'nalishida juda katta islohotlar amalga oshirildi. Hammasi Alloh azza va jallani bizga bergan eng katta ne'matlaridir. Undan tashqari İslom dini ta'limotlarini ilmiy o'rganish va uni butun dunyoga keng tarannum etish borasida Markaziy Osiyoda yagona bo'lgan İslom sivilizatsiya markazi barpo etilyapti. İnşallah bu markaz kelgusida O'rta Osiyoda yagona bo'lgan İslom dini, İslom ma'naviyatini dunyoga tarannum etadigan markazga aylangan. Undan tashqari yurtimizda juda ko'p ilmiy markazlar ham faoliyatini boshlab yuborgan. Jumladan Samarqandda İmam Buxoriy, Surxondaryoda İmam Termiziy, Toshkentda İmam Moturidiy ilmiy markazlari faoliyat yuritmoqda. Va bu markazlar ajdodlarimiz qoldirgan ilmiy merosni yoshlarimizga yanada ta'lim berishlikda ulkan xizmatlarni qilmoqdalar. Ta'kidlash joizki, mana shu islohotlarning barchasi bitta tamoyil, bu ham bo'lsa inson qadrini ulug'lash uchun bo'lmoqda. Yurtimizda keyingi paytdagi eng katta oldimizga qo'yilgan maqsad bu insonlarning qadrini yuksaltirmoqdir. Biz yuqorida aytib o'tgan barcha islohotlar mana shu hazrati inson deb atalmuş bani odamni, ya'ni insoniyatni qadrini baland qilishlikka xizmat qiladi. Albatta, bu yurtimiz rahbari tomonidan olg'a surilayotgan eng katta g'oyalardan, eng katta maqsadlardan bittasi. Yurtimizda yashayotgan har bir inson qadrlanishlikka, hurmatlanishlikka loyiq ekanligini ko'rsatadi. Ha azizlar, Ramazon oyi bu Alloh haqqazza va jalla bergan eng ulug' ne'matlardan biridir. Buyuk vatandoshimiz İmam Buxoriy hazratlari rivoyat qilgan hadisda Rasulimiz alayhi salot va salam aytadilarki, "Ida jaa Ramazon, agar Ramazon oyi kirsa, futihat abwabul janna, jannat eshiklari ochib qo'yiladi. Va ghulliqat abwabun nar, do'zax eshiklari berkiladi. Va suffidati shayatin, va shaytonlar zanjirband kishanlanadi" deb marhamat qildilar. Muhtaram azizlar, bugun jannat eshiklarining barchasi ochib qo'yilgan kunda turibmiz. Do'zaxning eshiklari berkilingan. Bizning abadiy dushmanimiz shayton zanjirband qilingan kundamiz. Shunday ekan,
Bunday faizli kullardan har birimiz unumlik foydalanışligimiz lazım. Bütün alamdaki mumun Müslümanlar kabi yurtimiz Müslümanları ham her yili Ramazan ayını mana şundek kotarinki keyfiyette kutub aladılar. Yurtimizning masjidlarda taravih namazlar o'qilishlikka tayyorlandik. Hozir barcha masjidlar Ramazon oyidagi taravih namazını o'qimoqlikka shay bo'lib turibdilar. Undan tashqari 1520 dan ziyod masjidlarimizda Qur'oni Karimning avvalidan oxirigacha o'qilib taravihda xatmu Qur'onlar qilinadi. Mana shuncha masjidda Allohning kalomi oxiriga qadar o'qib nihoyalanadi. Demak, bu oy biz uchun Qur'on oyi. Bu ay biz üçün ibadet ayı. Peygamberimiz aleyhi salatu vesselam aytganlaridek, "Men qoma fi şehri Ramazan, kim Ramazan ayında keçelerde turup namaz okup, taravih okup, hatimlerde iştirak iterken, gufira lehu ma taqaddama min zenbihi, onun hemen günahları keçirip ibarladı." de merhamet kılgeller. Allah Hakk Azze ve Celle Ramazan ayıdaki bana şimdi faziletten hammamızga nasip eylegen bulsun. Aziz yurttaşlar, Allohga shukronalarimiz bo'lsinki, mana Ramazon oyi bu rahmat oyi, bu mag'firat oyi va bu oy Qur'on oyidir. Mana shu oyga sog'-omon yetib keldik. Ramazon oyi nimasi bilan muborak, nimasi bilan tabarruk azizlar, nimasi bilan fazilatli? Chunki bu oyda eng birinchi Qur'on nozil bo'lgan. Alloh taolo Qur'oni Karimda aytadiki, "Sa'izu billah, shahru Ramazon allazi unzila fihi al-Qur'on." Hudan linnasi ve bayinatin minel huda vel furqan. Yani Allah Hakk'a Azze ve Celle bu ayeti kerimede Ramazan ayı adamlar üçün hidayet manbayı ve doğru yol hem de acırım etuçu hüccetlerden ibaret Kur'an nazil kılıngan aydır diye merhamet kıladı. Bu ay Kur'an nazil bulgen aydır. Başka ayeti kerimede Allah Hakk'a Azze ve Celle bizge malum kılıp eytedi ki Estaizu billah inna enzelnahu fi leyletil qadr. Biz Qur'on-i Kerim'de Qadr kechasida nozil qildik deydi. Bu ham aynı Ramazon oyida ekanligi hammamizga ma'lumdir. Demek bizler bugün Qur'on oyiga sog'-omon yetib keldik. Azizler, Ramazon oyini her soati, her daqiqasi g'animat. Ramazon oyini her kunida bir fayd bor ekanki, albatta o'shinda qilingan duo mustajab bo'lar ekan. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam bu ta'limda aytganlar. Mana shu daqiqalardan unumli foydalanishimiz kerak. O'sha daqiqa qachon? Buni faqat Allohning o'zi biladi. Shunday ekan biz har kuni niyatimizni yaxshi qilishimiz kerak. Har kuni yaxshi duolar qilmoqligimiz kerak. Shunda ajab ermaski, o'sha duolar qabul bo'ladigan daqiqalarga, vaqtlarga Alloh bizni muvofiq aylasa. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam bizlarga ushbu Ramazon oyini ta'limotini berar ekanlar, Ramazon oyi saxovat oyi ekanligini ham o'rganamiz. Ha azizlar, Ramazon oyi saxovat oyi. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam özleri ota sahavatlik ediler, ota karamlik ediler. Ama Ramazan aylarda sahavatları yine de ziyade bolib ketardi. Her Ramazanda Cebrail aleyhisselamga Kur'an o'tkizardilar, Kur'an'da oku birerdiler hatim kılıp. Mana şu kullarda Resulümüz aleyhissalatü vesselamın keyfiyatları şunday çağ bulardı ki, sahavatları şu derecede coş urup ketardi ki, avvali giden kure yine de ziyadarak sahavatlik bolib ketardiler. Qolaversa Ramazon oyida qilinayotgan har bir amalimizga boshqa oyga nisbatan bir necha yuz marotabalab ko'proq savob beradi. Shuning uchun bu oyda ko'proq biz ezgu ishlarni, savob ishlarni, ayniqsa saxovatni qilib olishligimiz kerak. Roza tutar ekamiz biz ochlikni his qilmoqdamiz azizlar. Roza tutgan odam ochlik, tashnalik nima ekanligini o'zini jismida sezyapti. Shunday ekan bunda inson fikrlamoqliklari kerak. Modomiki ozgina bo'lsa-da birgina tushlikni tark qilishlik shuncha mushkul olib kelar ekan, ba'zi kambag'al xonadonlarda biz yotgan taom bo'lmay qolsa, ular nima holatga kelyapti-ekin deb o'ylanib, ularga nisbatan mehri yanada oshmoqligi kerak. Shuning uchun mana shu oyda ko'proq ehsonlar qilishligi kerak. Albatta, bu oy ehson qilinadigan va qo'lidan kelsa iftorlik qilib boshqalarni ko'ynini olib duosini oladigan oydir. Lekin azizlar, O'zbekiston musulmonlari idorasi, ulamolar kengashi bugun xalqimizga bir murojaat qilmoqdalar. Murojaat shuki azizlar, Ramazon oyi bu saxovat oyi, lekin mana shu saxovatni muhtojlarga qilishlik kerak. Iftorlik berishimiz kerak ekan deb
dabdaba bozlikka, isrofgarchilikka berilmaslik kerak. Balki aksincha bunday tadbirlar oila davrasida yengil o'tishligi, agar imkon topsak, mana shunday sahovatlarni o'z egalariga, kambag'al, yetim yesir, beva bechoralarning holidan xabar olishga sarflasak, ana bu biz uchun eng katta savob bo'ladi. Bu oy zakotlarni chiqaradigan oy. Boy badavlat kishilar mana shu oyda o'zlarining mollaridan to'plaganlaridan Alloh yo'lida islom dinining farzlaridan biri bo'lgan, besh ustundan biri bo'lgan zakot ibodatini ham bajarishadi. 40 dan birini kambag'alga, yetim yesir va beva bechoraga beradi. Mana shu mablag'larni ham o'z egalariga berishlik. Kambag'allarga, yetimlarga, ayniqsa talibi ilmlarga bermoq kerak. Hozirgi kunda ko'p ta'lim maskanida ta'lim olayotgan, u qaysi ta'lim maskani bo'lishdan qat'i nazar o'qiyotgan talabalarimizning ichida o'sha o'quv to'lovlarini, kontrakt to'lovlariga agar siz zakotingizni beradigan bo'lsangiz, eng joyiga sarflagan bo'lasiz. Chunki mana shu to'lov bilan o'sha farzandimiz kelgusida bitta ilmda, bitta kasbni egallab, yurtiga, xalqiga manfaat yetkazishga siz yordam bergan bo'lasiz. Keling azizlar, Ramazon oyini sahovatli o'tkazaylik. Keling azizlar, ushbu oyda bir-birimizga mehr va muruvvat ko'rsataylik. Aziz yurtdoshlar, ta'kidlaganimizdek, ertaga Ramazon oyi kiryapti. Aytib o'tdikki, Ramazon oyini ko'proq duo bilan, ibodat bilan o'tkazmoqlik kerak. Duo qabul bo'ladigan eng yaxshi vaqtlar bu saharlik vaqtida, iftorlik vaqtida, qiyom namoz o'qiyotgan vaqtda qilinadigan duo. Mana shu paytda ko'proq duo qilish kerak. Duolarimiz qabul bo'ladi. Va shu o'rinda biz musulmon olaroq duo qilayotganimizda azizlar, albatta duoyimizda jamiyatni, vatanda, yurtimizni ham duo qilaylik. Yurt tinchligi haqida duo qiling. Madomiki islohotlar insonning qadrini ulug'lash uchun bo'layotgan ekan, bu islohotlarning muallifi bo'lgan yurtimiz rahbarining haqqiga duo qiling. Madomiki yurtimizda hammamiz bir-birimizga mehr, muruvvat ko'rsatishlikka harakat qilar ekanmiz, keling yurtdoshlar, bir-birimizni haqqimizga duo qilaylik. Madomiki bugun har bir mahallada mahallabay e'tibor beraylik, har bir xonadonga kirib boraylik degan tashabbus olg'a surilar ekan, keling azizlar, mahallamizni, oilalarimizni haqqiga duo qilaylik. Siz azizlarning duolaringizga biz ahli ilmlar ham muhtojmiz. Bugun hammamiz bir-birimizni haqqimizga duo qilinadigan oylarga kirib boryapmiz. Alloh azza va jalla barchalarimizning qilinajak duolarimizni qabul aylasin. Yurtimizni tinch qilsin, vatanimizni obod qilsin. Jonajon yurtimizni azizlar Allohdan so'rab duo qilaylikki, osmon va yerdan keladigan barcha balolardan Allohni o'zi asrasin. Yurtimizga ko'z tegmasin. Turli fitnalardan, baloyi ofatlardan Allohni o'zi muhofaza qilsin. Barcha yurtimizda yashayotgan har bir inson, har bir mu'min musulmon yelkadosh bo'lib, yurtimiz rahbari atrofida chipislashib, shu yurt, shu vatanning obodligi, shu yurtning taraqqiyoti uchun jonimiz boricha qalbimizdan harakat qilib xizmat qilishlikni Alloh nasib qilsin. Aziz yurtdoshlar, yana bir karra barchalaringizni muborak Ramazon oyi bilan chin qalbimizdan tabriklab qolamiz. Ilohim xonadoningizga fayz bersin, barakot bersin. Ha azizlar, bu yurtda yashayotgan har birimiz bugun tabrik olishga haqlimiz. Alloh barchalarimizga Ramazon oyini muborak qilsin. Yurtimiz tinch, vatanimiz obod bo'lsin. O'qilinajak xatmi Qur'onlarimizni Alloh go'zal xotimasini bersin. Bugun bizni ko'rib turgan ota-onalarimiz, aziz duogo'y Munisa onaxonlarimizni Alloh Ka'ba oldida duo qilish baxtini bersin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Thank you.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah. Her hakikat Ramazan ayı müminler, Müslümanlar için en mukaddes, en uluğ ay sanaladı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ayı benim ümmetimin ayıdır dediler. Şunun için her bir mümin Müslüman var ki Ramazan yakınlaşken sarı ruhida bir ko'tarinkilik, yaxshi bir orzu istaklar, yaxshi bir maqsadlar bilan mana shu oyga yetishligini Allohdan so'rab, sog'u salomatlikda shu oyga kirib, Alloh buyurgandek taat ibodatlarni qilish, duolar qilish, mana shu oyni bir barakotidan, xayriyatidan manfaat topishlikni orzu qilib boriladi. Chunki bu oy ulug' oy. Faziletlerine boy oy. Allah Teala becizge bu oylarının sultanı demedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem becizge bunu ümmetimin ayı deyip etmediler. Bu ayının faziletleri hakkında kub menbaalarda bayan kılıngan. Avvala Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Allah'a da Ramazan ayını zikir kigen. Başka aylar namı eytilmegen. Bana şu Ramazan ayı Kur'an-ı Kerim'de kelgan. Şahr-ı Ramazan deb Alloh taolo Ramazon oyi deb keladi-da. Ana shu oyatda aytadiki, "Allazi unzila fihil Qur'an." Ya'ni bu Ramazon oyi shunday oyiki, bu oyda Qur'on nozil bo'lgan. Ya'ni Allohning kitobi eng so'nggi payg'ambarining Muhammad sallallohu alayhi va sallamga nozil qilingan Qur'oni Karim, Alloh taoloning kalomi. Mu'min musulmonlar uchun eng muqaddas kitob tilovati ibodat sanalgan. Har bir o'qilingan harfiga 10 tadan savob va'da qilingan bitmas, tuganmas xazina. Bu Qur'oni Karimni o'zining fazilati qancha? Uni to qiyomatgacha insoniyat o'qib o'rganadi, lekin uni haqiqiy hamma ma'nolariga yetib olib bo'lmaydi. Alloh taolo o'zini kalomini mo'jiza qilib nozil qilgan. Mo'jizaligi insonni lol qoldiradi. Buni ma'nosini tushungan ham, tushunmagan ham tilovat qilganda shunday bir boshqacha ruhoniyati yaxshi bir holatga keladiki, buni o'zini nuri bor. Alloh taolo Qur'onni nur deb nomlagan Qur'onda. Buni o'zini ta'siri bor. Mana shunchalik fazilatga boy bo'lgan Allohning kalomidek ulug' kalom nozil bo'lgan oy bu Ramazon oyi. Mana shuni o'zi Ramazon oyini fazilatlik ekanligi asli yetadi. A'udzu billahi minash shaytonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم أي إيمان keltirganlar sizlerden aldingi ummetlerge farz qilingani kabi sizlarga ham roza tutish farz qilindi. Shoyat u sababli taqvoli bo'lsangiz. Baqara surasi 183-oyat.
Haqiqatan ham Ramazon oyi juda xayriyat, yaxshilik, savoblarga boy oy. Bu oyda qilinadigan amallarning hech biri e'tibordan chetda qolmaydi, balki bir necha barobar ko'p savoblar bilan beriladi. Ana shu ma'noda kimni qanday yaxshilik niyati, maqsadi bo'lsa, u ibodat bo'ladimi? U xayriyat bo'ladimi? U ihson bo'ladimi? Sadaqot bo'ladimi? Zakot bo'ladimi? Muruvvat bo'ladimi? Mana shu oyda qilib olishligini savobi juda katta. Haqiqatan ham bu ihson, sadaqotlarga xos oy aslida Ramazon. Ramazonda boshqa oylarda qilib yurgan ihsonini bir necha barobar ko'paytirish kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni haqlarida Abdulloh ibn Abbos aytadilar. Payg'ambar alayhi salatu va salom sahovatli zot edilar. Bu kishiga hech kim teng kelmasdi sahovatda. Ramazon kirib kelganda bu kishining sahovatlari yana bir necha barobar oshib ketardi. Bu kishining sahovatlaridan xuddi ertalab tongda esgan bir sabo shamoli odamlarga qanday bir xush kayfiyat, bir danasiga rohat bag'ishlagandek ko'pchilikka mana shunday bir yaxshiliklar yetib borardi deydilar. Ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam o'zlari birinchi navbatda mana shu Ramazon oyini sahovat oyiga aylantirardilar. Va ayni paytda biz ummatlariga ham shuni tavsiya qilganlar. Payg'ambarimiz alayhisalom davrlarida hozirgi bizning kunimizdagidek to'kinlik bo'lmagan. Dasturxonlar mol bo'lmagan. Topsa yegan, topmasa sabr qilib yashagan. Ana o'shandek davrda payg'ambar alayhisolatu vasallam roza tutgan rozadorga hech bo'lmasa bitta xurmo berib bo'lsa ham iftor qilib ber. Bir qultum suv berib bo'lsa ham iftor qilib ber. Bir yutum sut berib bo'lsa ham iftor qilib bergin. Kim mana shuni qilib bersa, Alloh taolo uni butun gunohlarini kechirib yuboradi. Ayni paytda o'sha roza tutgan rozadorga bergan savobidan kamaytirmasdan bunga ham beradi deganlar. Mana shunda sahobalar so'rashgan, "Ya Rasululloh, hammamiz ham biz odamlarga ihson qila olmaymiz. Odamlarga biz o'zimizdan orttirib bir xayr sahovat qila olmaymiz." deganda hech bo'lmasa yarimta xurmo bo'lsa ham. O'zingiz yeyotgan bir xurmoni yarmini birovga ilinish bilan bo'lsa ham o'zingizga jannatdan joy hozirlang, do'zaxdan o'zingizni saqlang deganlar. Qarang, demak bu imkoniyatingiz bormi, qilib qoling. Bu oy shunday ulug' oy. Bu oyda qilingan ibodatlarning savobi, xayr-ihsonlarning savobini boshqa oyda topib bo'lmaydi. Shuning uchun mana ko'pchilik boy badavlat kishilar aynan Ramazonni kutishadiki zakotlarini chiqarishga. Chunki bu oyda qilingan bitta farz amalga 70 ta farzning savobi beriladi. Agar zimmasida shu farz zakot berishga boy bo'lgan odamlar Ramazon oyida bersa 70 ta farzni bajarganlik bo'ladi. Shu savobga ega bo'ladi. Mana shuning uchun demak Ramazon oyi bir paytning o'zida ham sahovat oyi hisoblanadi. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون Sadaqallahu al-azim. Sanoqli kunlarda bas sizlardan kimki bemor yoki safarda bo'lsa, sanog'i boshqa kunlardandir. Madori yetmaydiganlar zimmasida bir miskin kimsaning bir kunlik taomi fidyadir.
Kim ki ihtiyari ravishda ziyoda xayr qilsa, lozim bo'lganidan ortiq fidya bersa, o'ziga yaxshi. Agar bilsangiz, roza tutishingiz fidya berib tutmaganingizdan yaxshiroqdir. Baqara surasi 184-oyat. Aziz hamyurtlar, mu'min musulmonlar, intizorlik bilan kutgan oylarning sultoni Ramazon oyi ham kirib keldi. Bu oyda Alloh taolo mu'min musulmon bandalarga roza tutishlikni farz qildi. Qur'oni Karimda Alloh taolo aytadiki: "A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun." Sadaqallohul azim. Ya'ni ey iymon keltirgan bandalar, sizlardan avvalgilarga farz qilinganidek, sizlarga ham roza tutishlik farz qilindi. Shoyatki taqvodor bo'lsalaringiz. Azizlar, bu oy shundoq bir ulug' oyki, bu oyda qilingan xayrli amallar uchun beriladigan ajru savob boshqa oylardan farqli o'laroq ko'proqdir, ulug'roqdir. Bu oy shundoq bir fursat oyiki, gunohlardan forig' bo'ladigan oydir. Payg'ambarimiz alayhi salom o'zlarining muborak hadis shariflaridan birida "Man soma Ramazona imanan va ihtisoban, g'ufira lahu ma taqaddama min zambihi." Ya'ni kim Ramazonning rozasini iymon bilan, ixlos bilan ado etsa, uning avvalgi gunohlari kechiriladi deb marhamat qilganlar. Azizlar, bu oy mehr muruvvat oyidir. Ramazonning rozasini ado etar ekan mu'min musulmon banda o'zida ochlikni, suvga tashnalikni his qiladi. Mana shu vaqtda yillar davomida umrining ko'proq qismida och va nahor yurgan insonlarning holiga tushadi va ularning qadriga yetib, ularga bo'lgan mehri, ularga bo'lgan muruvvati ortadi. Shuning uchun bu oyni mehr muruvvat oyi deb ham nomlaganlar. Bu oyni g'animat bilgan holda qo'limizdan kelganicha mehr muruvvat qo'llarimizni cho'zib, bizni xizmatimizga muhtoj bo'lgan, atrofimizdagi, mahallamizdagi, biz uchun yaqin bo'lgan insonlardan xabar olsak, ularning qalbiga xursandchilik olib kirsak, bizlar uchun ulug' bir savob bor, ulug' bir mukofot bor. Bu oy shundoq bir oyki, Qur'on nozil bo'lgan oy. Imkon qadar ko'proq Qur'on tilovatlarini qilmoqligimiz, o'zimizni zikr va tasbihlarda mashg'ul qilmoqligimiz kerak. Va bu oy shundoq bir oyki, bu oyning kechalariga Qadr kechasi yashirilgandir. Qadr kechasi ming oydan yaxshiroqdir. Mu'min musulmon banda Ramazon oyini kunini ham, tunini ham ibodat bilan, savoblik ishlar bilan o'tkazar ekan. Parvardigorim barchalarimizni bu oyga tinchlik va ofiyatda yetkazdi. Buni shukronasini ado etishlik uchun biz qo'limizdan kelganicha yaxshiliklar qilaylik. Qo'limizdan kelganicha hojatmand insonlarning hojatlarini chiqaraylik. Bemorlardan xabar olib, ularning duolarini olaylik. Aziz hamyurtlar, mu'min musulmon birodarlar, Parvardigorimizni bizga bergan ne'matlariga shukr qilib, tinchligimizni qadriga yetib, bir-birlarimizga doimo yaxshilikda sobit qadam bo'laylik. Alloh taolo Ramazon oyini barchamizga muborak qilsin. Alloh aytdi: "Roza olovdan qalqondir. Roza mening uchundir. Uning mukofotini men beraman. Zero rozador yemog'ini, ichmog'ini, nafsoniy istaklarini mening uchun tark etadi. Rozador og'zining hidi Alloh nazdida mushk hididan ham yoqimliroqdir." Hadis sharifdan.
Hakikaten hem iftarlık bizi Özbeylerimiz şu iftarlıkta hem özünü mihman dostluğunu kursatışa hareket kılışardı. Mihman dostluk yaşı. Adamlarga hayır sahavat kılıştık ondan yaşı. Lekin hemen neresi de meyyar buluş gerek. Allah Ta'ala ihsan kılıkçılarını hem o şey meyyarda kıgellerini mahdeydi. Haddan hem aşırış gerekmez. Zıknalik keyem, yol koyuş gerekmez. Belki orta mutadil buluşluğunu Allah Ta'ala yaklaydı. Şimdi Ramazan ayıda bana ettik, roze tutuladı. Rozanı Allah Ta'ala farz kılışlığının bitti sebebi insanların şu sağlığını, salametliğini yani o şey az yiyip bir ay devamında özüge halal peşine teri bilen topken narsasını kunduz günü tam atkenden kum batkınca değişiklik mümkün emez. Roza tutuş gerek. Bana şu rozanı tutken adam özü kup narsa yeşillikten en ince meyarını bilip kaladı da. Yani o şu azı kazandığı aşıkça zararlı nesiller çıkıp giderdi. İnsanın aşıkça vazını yok alırdı. Bunu hazır ikinde tıbbi tamamen ispatını tabi yaptı. Bana şu manada demek insan özünü o şey yeş içi deyem hadden taşkarıdan aşıp gitken bu ise meyarına keltirip alışlık maksat. Şimdi kunu bilen roza tutup keçke barıp iftarlık kendinden giyin. Meyyardan artık, roze tükkenden aldığında vakitteki tamam yeşilliği şimdi özünün sağlığına zararı buladı. Şimdi hazır geçtiğinizde iftarlıkını deblebe kılıçlık ki bitti, hacet yok. Anladım. Çünkü eğer şu iftarlık ki birinci nöbette özü roze darlar ki gen bose, ularge az gene su bilen, az gene nersene özü kifaya kılıp duradı. Lekin onu yine koşa koşa, hılma hıl tamamlar berip, onu aşkazanını kıynab, özünü kıynab. Ondan ki ibadetke boladı, taravakke boladı, uyerde ibadetke, meşakkat kılıçlıkke sebep boladı. Şimdi en Allah asılasın yamanı o şey iftarlık. Allah Ta'ala'nın ibadeti üçün kılıngan ihsandan riyanı nazarda tutsa, özünü kursatış, koskos kılıç, özünü bay bedevletliğini mi, yok ki bana şimdi mihman dost ekelliğini mi kursatış üçün, dasturxonga xilma-xil alvon taomlarni tortib qilib uni birov yegan, birov yemaydi. Bu riyo bo'ladi. Ya'ni biz ibodatimizni beriyo qilishlikka o'tishimiz kerak. Iftorlik qilib berish ham ibodat. Hadisda aytiladiki, agar bir odamni ro'zasiga o'sha qornini to'yg'izadigan darajada taom bersa, u ertaga qiyomatda jannatiy bo'ladi, havzi kavsarimdan ichadi deb payg'ambar aslan bashorat qilganlar. Ana o'sha narsalar niyatida qilinadi. Buning uchun albatta xilma-xil taom keragidan ortiq ziyofat buyurilmagan. Albatta. Yuqorida yana aytdikki, xayr sahovat oyi. Sahovatni o'sha muhtojga bersin. Ana o'shalarni bugungi Ramazonda biz g'animat bilaylik. Oborganimizni, ortig'imizni o'shalarga beraylik. Ana o'shalar o'rni ihsonni. Chunki bir hadiste aytiladiki, eng yomon valima, eng yomon ziyofat kimlar deganda, qorni ochlar, kambag'allar, muhtojlar, shunga mustahil bo'lganlar bir chekkada qolib ketib, faqat qorni to'qlarini chaqirilgan ziyofat eng yomon ziyofat. Alloh qabul qilmaydi uni. Uni yaxshi ko'rmaydi. Ziyofat qilishdan muddao maqsad u emas. O'zini ko'z-ko'z qilishdan boshqa narsa emas bu. Endi Ramazondek bir oyda o'tadigan, ketadigan kunimizni ham shu riyoga burkamaylik. Şu işlerini şu ayda terk kılaylik. O cöyge bireylik. Allah Teala Kur'an'da فَوَيْلُ لِلْمُسَلِّينَ deydi. Karın namaz okuyatkenlerge dozak basın deydi. Ha, namaz ne mi ozu? Namaz huddu rozege okşayan dinin arkanı bu. Allah Teala bunu kat'i farz kılıp büyürgenlerse. Kendi kılıp namazge ozu büyüredi. Dinin arkanı kılı diyor. Tağın namaz hangi dozak basın deydi. Buna tekide gap var. Gap ki, o şu Allah buyurgan farzını özünün maksadı yolu da faydalanadı. Riya kıladı. Bana şu ibadetini kılı yap dedim, adamlar yapırsın. Bana şu ibadetini kılı yap dedim, adamlar maktasın deyip kıldı mı? O ibadet ibadetimiz, Allah Teala onu kabul kılmaydı. Eğer iftarını hem şu niyette kıladığım olsa, ondan ihtiyat buluş gerek.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ البَتَّ مُسْلِم وَمُسْلِمَةً Mo'min va mo'minalar, itoatli erkaklar va itoatli ayollar, rostgo'y erkaklar va rostgo'y ayollar, sabrli erkaklar va sabrli ayollar, tavozeli kamtar erkaklar va tavozeli ayollar, sadaqa qiluvchi erkaklar va sadaqa qiluvchi ayollar, Roza tutuvchi erkaklar va roza tutuvchi ayollar, avratlarini haromdan saqlovchi erkaklar va avratlarini haromdan saqlovchi ayollar, Allohni ko'p zikr etuvchi erkaklar va Allohni ko'p zikr etuvchi ayollar, ular uchun Alloh mag'firat va ulug' mukofotni Yani cennetini tayyorlab qo'ygandir. Azob surasi 35. oyat. Ramazon oyi bu Qur'on oyi. Alloh taboraka va taolo astaidu billah shahru ramazon allazi unzila fihi al-Qur'on deya marhamat qildi. Ramazon oyi shunday bir oyki, unda Qur'on nozil bo'lgan dedi. Lavhul Mahfuzdan samoud dunyoga aynan Ramazon oyida yaratgan Robbimizning buyuk kalomi Qur'oni Karim nozil bo'lgan ekan. Azizlar, Ramazon oyida payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom, u kishining sahobalari, tobiinlar, u zotlarning yo'llarini tutgan ummat ko'proq Qur'on bilan mashg'ul bo'ladi. Masjidlarimizda xatmi Qur'onlar bo'ladi. Taravvihlarda minglab namozxonlarimiz qorilarimizga iqtido qilib, rohatlanib, lazzatlanib taravvih namozlarida xatmlarda ishtirok etamiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Ramazon oyida Hazrati Jabroilga Qur'oni Karimni takror va takror o'qib berarkanlar. Azizlar, Ramazon oyini kechalari bu qoyim qiladigan fazilatli kechalardandir. Ramazon oyining har bir kechasida Alloh taologa ibodat qilib, duolar qilib, ko'p narsalarni so'rab yaratgan Robbimizga yaqinlikni hosil qilishimiz mumkin bo'lgan kechalardir. Ayniqsa oxirgi 10 kunligi Qadr kechalari Laylatul Qodri xoyrun min alfi shahr ming oydan ham ko'ra xayrliroq bo'lgan kecha deb Alloh taolo o'zini kalomida marhamat qiladi. Payg'ambarimiz alayhi salatu vasallam Madinai Munavvaraga hijrat qilganliklarining 2-yilida
Allah Teala Ramazan rozasını farz kıldı. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam 9 yıl Ramazan rozasını tutkenler. Elhamdülillah. Siz bilen biz en şunday mübarek ayga yetip geldik. Şimdi bunu astaidil bo'laylik. Çin ihlas bilen, bütün vücudumuz bilen bu ayını fayz-ı futuhatıdan bahraman bo'laylik. İbadetlerde bardavon bo'laylik. Bir-birimizni fakat ve fakat yaxshilik bilen sog'inaylik. Qo'limizdan kelsa yaxshilik qilaylik. Ramazon ro'zasini saharliklari barakotli damlar. Saharlik paytlarida oila a'zolarimiz bilan saharlik dasturxon atrofida o'tirar ekanmiz, albatta o'sha paytda Allohning rahmatlari yog'iladi. Oilamizga, farzandlarimizga yaxshi nasihatlarni qilaylik. Saharlik damlarda unumli foydalanaylik. Ramazon oyidagi ro'za insonni poklaydi. Sog'ligini mustahkamlaydi. Uni ruhiyatini yengillashtiradi. Qalbini nurini ziyoda qiladi. Inshaalloh Ramazon ro'zasi bu eng buyuk ibodatlardan. Ramazon oylarning sultoni hammamizga muborak bo'lsin. Ramazon oyining birinchi kechasi kirganda shaytonlar kishanlanadi. Dozax eshiklari mahkam qulflanadi va jannat eshiklari ochiladi. Alloh taolo har kecha 3 marotaba hojatlarini so'rovchilar bormi? Ravo qilsam. Tavba qilguvchilar bormi? Tavbalarini qabul qilsam. İstiğfar aytguvchilar bormi? Gunohlarini mag'firat qilsam deydi. Ramazon oyida har kuni, juma kunlarida esa har soatda minglab dozaxiylarni azobdan xalos etadi. Ramazonning oxiridagi kuni esa Ramazon oyi davomida qancha dozaxiyni azobdan xalos qilgan bo'lsa, bu kunda shunchani xalos etadi. Hadis sharifdan. Allohning rahmatidan umidvor bo'lgan kishi borki, banda borki, bu oyda savob topishlikka imkoniyat qidirish kerak, topish kerak. Bu moddiyat insonni doimo miyasini chalg'itib, odamlarni shu tashvishga solib yurgan narsa. Lekin biz Ramazon oyida shu moddiyatdan biroz sal chekinishimiz kerak. Mana yeyish ichishdan o'zimiz tiyamiz. To'g'rimi? Faqatgina ruhoniy tomonga e'tibor beramiz. Endi o'shalarga ham insof bersin. Bir odam bir narsani olishga muhtoj, shu narsani olmasa bo'lmaydi. Shu narsani olmay iloji yo'q deb turib, og'ziga siqqan narxni aytgan savdo bu eng yomon savdo hisoblanadi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam bunaqa savdodan qaytarganlar. Zaruriy, majbur bo'lib, zo'r-zo'raki qilinayotgan savdodan qaytarganlar. Biladiki ertaga bayram, ertaga iftorlik, ertaga roza. Mana shuni oladi deydi, ikki oyog'ini bir yetikka tiqib turaveradi. Bu birovni haqini yeyishdan boshqa narsa emas. Bundan og'ir gunoh yo'q. Payg'ambar alayhisolatu vasallam mu'minni mu'minga moli harom deganlar, joni harom deganlar, xurosi harom deganlar. Mana shu moli harom degan narsani nohaq yo'l bilan olyapti. U hech qachon kecha bozorga tushib arzon bo'lib turgan narsani bugun bayram bo'lib turib, qiyin bo'lib turganda haliga odam rozi bo'lib savdo qilmaydi. Majburlikdan savdo qiladi. Tilida aytmasa ham dilida og'rinib ketadi. Dilida og'rinib olgan savdosida unda baraka bo'lmaydi. Haligi odamlar baraka topmaydi. O'shalar ham bizning vatandoshlarimiz, kundagi ko'zimiz ko'zga tushib turadigan kishilar,
Lekin mana shu arzimagan bir kunlarda, necha soatlarning ichida birdaniga o'zgarib qolib, hech narsani parvo qilmasdan, hech narsadan andisha qilmasdan qilishligi bu mu'min musulmonchilikka xos emas. Allah subhanahu wa ta'ala bandani ibadetini kaçan kabul kıladı. Kaçan o bandani günahını keçiladı. Kaçan ki oşa bandani başka bir mumun bandani ortasında husumeti bulmasa. Adavati bulmasa. Arazi bulmasa. Peygamber aleyhisselam etediler. Her haftanın peyşembe günü ameller kütarladı Allah'ın huzuruna. Allah ta'ala bandalarını, amellerini kabul kıladı, günahlarını keçiladı. Ama farişteleri yeterken illa bir-biri bilan arazlashgan, bir-biri bilan urushganlarning daftarini qo'yib turinglar. Men ularni amaliga qaramayman derkan. To ular yarashib olgandan keyin men ularni amaliga qarayman derkan. Bu qanchalik og'ir narsa. Mana inson mana aytganingizdek, Ramazonga hamma tayyorgarlik ko'rib, Alloh meni ibodatimni qabul qilarmikin, ojizona qilgan bu duolarim ijobat bo'larmikin deydi-yu, lekin orqasiga bunday qarasa, birovni xafa qilgan, birov bilan arazlashgan birov bilan husumati bor, birovda kine kudrati bor. O'shani tozalab kirish kerak. Alloh taolo bu ibodatni qabul qilish uchun avvalo bandalar bir-biri bilan isloq qilish kerak. Alloh bilan bandani o'rtasidagi ibodatdan, amaldan ko'ra banda bilan bandani o'rtasidagi munosabatni isloq bo'lishligi birinchi o'rinda. Alloh taolo u ibodatga qaramas ekan. To mu'min mu'minni birodarini o'rtasidagi o'sha adovatini daf qilmaguncha. Haqiqatan aytganingizdek, bu ma'naviy tayyorgarlik deganda biz Ramazonga katta bir orzu bilan, yaxshi niyatlar bilan kirib kelamizmi? Demak, ungacha mana shunday o'zimizni birovni haqi bo'lsa bersin, birovdan uzr ma'zur bo'lsa so'rasin, birovni rozi qilish kerak bo'lsa roziligini olsin, o'tib ketgan bo'lsa haqiga duo qilsin o'shani. O'shalarni Alloh o'zing rahmatingga olgin deb o'shalarni eslab o'zini qilgan kamchilik xatolar bo'lsa shundan afsus nadomatni qilib Alloh taologa istig'for va tavba qilib ana undan keyin kirish kerak. Roza tutgan kishining uyqusi ibodat, sukut saqlashligi Allohga tasbih, qilgan amalining savobi orttirib beriladi va gunohi kechirilgandir. Hadis-i Şerif'ten. Allah'ım sizlerle hem kılıyorken işlerde o'zi barakat versin, hayır versin, kılıyorken hizmetlerine acrını versin. İnşallah irteden Ramazan kirib kelyapti. Allah-u Teala barcha yurttaşlarımızga bu ayını mübarakbat kılsın, faizlik kılsın, kılıyorken ibadetlerini, dualarını Allah'ım o'zi icabet kılsın. Bana şunday uluğ ayyam, uluğ günler şarafeti ile Allah'ım yurtimizi tinç kılsın, asayişte kılsın. Turli tuman, savmaviy, arazi, ofatlardan, balolardan Alloh taolo o'zi hifz-i himoyasi saqlasin. Doimo xalqimiz bir-biriga mehribon, bir-biri bilan ahil, bir-biriga oqibatlik, yaxshilik istovchi. Mana shu Ramazonning fayzu futuhotidan bahramand bo'lib borishligini Alloh hammalarga nasib aylasin.